Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şifa dersimizden 4. kısım 1. bab 9. fasıl. Nebi Sassam hakkında caiz olan bazı haller. Konunun 7. beşi oluyor bu. Nebi Sassam hakkında caiz olan bir şeyi zikreder veya hakkında caiz olması ihtilaflı olan bir şeyi, kendisine beşeriyet gereğince gelmesi caiz olan, kendisine ispat edilmesi mümkün olan bir şeyi zikreder veya imtihan edildiği bir şeyi, din düşmanların saldırılarına ve eziyetlerine karşı Allah için sabrını, marifetini, ilk hallerindeki yaşantısını, zamanların şiddetinin kendisine dokunmasını, yaşantısında üzerine uğrayan sıkıntıları zikretmesi gibi. Bunlar hepsi de rivayet yolu üzere, ilim müzakeresi üzere, peygamberlerin masumiyetinin sahih olduğu meseleleri bilmek, onlar hakkında caiz olan şeyleri bilmek üzere olur. Bu kısım geride geçen altı kısımdan hariçtir. Zira bu kısımda ne lafzın zahirinde ne de söyleyenin maksadında ayıp, noksanlık, kusurlandırmak ve hakaret etmek yoktur. Lakin bu hususta kelamın, ilim ehli ve sözün maksadını anlayan, faalelerini tahkik eden, anlayışlı din talipleri ile birlikte olması vaciptir. Bunlar kelamı anlamayanlar ve bununla fitneye düşmesinden korkulanlardan sakındırırlar. Bazı selef alimleri kadınlara Yusuf suresini öğretmeyi gerek görmüşlerdir. Zira kadınların marifeti noksan olduğundan şu kıssaların ihtiva ettiği manaları anlamakta akılları ve idrakları noksan kalır. Yanlış anlıyorlar. Muhakkak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in kendisini ilk zamanlarında genç iken koyunlarını gütmesi çobanlık için ücretle tuttuklarına haber vermiştir. Şöyle buyurdu. Hiçbir peygamber yok ki koyun gütmüş olmasın. Allah-u Teala bunu bize Musa aleyhisselam hakkında haber etmiştir. Bunları ilim müzakeresi üzere zikreden için bunların hiçbirinde bir noksanlık yoktur. Ancak bunlarla noksanlık ve hakaret kasteden bunun lafınadır. Bilakis çobanlık bütün Arapların adeti olmuştur. Evet, bunlarda peygamberler için büyük hikmetler vardır. Onlara nübüvvet ve risalet-i ikram vardır. Bunlara riayetle ezeli ilminde geçen nübüvvet ve risalet ile ikram, halkından olan ümmetlerin idaresini peygamberlere öğretmek vardır. Aynı şekilde Allah-u Teala'nın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in yetim olmasını ve geçim işiyle meşgul olmasını minnet olarak ve ona olan ikramlarını bildirmek için zikretmiştir. İşte nakledenlerin bunları naklederken onun halini anlatmak, ilk dönemlerinin hallerini bildirmek, Allah-u Teala tarafından gelen ikramlara taaccüp, Allah katındaki nimetinin büyüklüğünü bildirmekte bir noksanlık yoktur. Bilakis bunlardan büyüvetine ve davetinin doğruluğuna delil vardır. Zira Allah-u Teala bundan sonra onun Arap önderleri karşısında üstün kıldı. Ona düşmanlık eden eşrafa karşı kademe kademe galip eyledi. İşini öyle yüceltti ki Allah'ın onu galip etmesiyle neticede onları kahretti. Mülklerin anahtarlarına sahip eyledi. Onlardan başka milletlerin pek çok mülklerini de ona mubah eyledi. Müminleri yardımıyla kuvvetlendirerek, kalplerini birleştirerek, alametli yani sarıklı meleklerle yardım ederek üstün eyledi. Beyaz sarıklı gelmişler. Yalnız Cebrail Aleyhisselam'ın sarığı sarıymış. Şayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sultan oğlu olsaydı veya evvelkiler gibi ordu etraf sahibi birisi olsaydı, elbette pek çok cahil bunların zuhur etmesi ve üstün olmasının sebebi olduğunu zannederdi. Oraya bağlardı. Bu yüzden Hıraklius Ebu Süfyan'a sorduğu zaman şöyle demişti. Babaları içinde melik var mıydı? Dedi ki hayır. Sonra Hıraklius şöyle dedi. Şayet babaları içinde melik olan olsaydı elbette babasının mülkünü talep eden biridir derdik. Zira yetim olması evvelki kitaplarda ve eski ümmetlerin haberlerinde zikredilen alametlerden biriydi. Aynı şekilde Ermiya kitabında zikri böyledir. Yetim olmasıdır. İbn-i Ziyyezen, Yemen Meliki, Abdülmuttalib'i, Raip Bahirat'a Ebu Talib böyle vasladı. Allah-u Teala'nın onu vasladığı gibi ümmi olması da böyledir. Onun için bu medihtir, fazilettir. Hakkında sabittir, mucizesinin temelidir. Zira en büyük mucizesi Yüce Kur'an, marifetler ve ilimler yoluyla alakalıdır ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunlar ihsan edildi. Bunlarla fazileti kılındı. İlk kısımda zikrettiğimiz gibi. Bu
gibi şeylerin yazı yazmayan, yazamayan ve okuyamayan, ders görmeyen ve telkin edilmeyen bir kişide bulunması son derece hayreti gerektirir. Nihayet derecede ibreti itibar eder. Beşeri aciz bırakır. Bunları nakletmekte bir noksanlık yoktur. Zira yazmak ve okumaktan maksat marifettir. Ancak bunlar marifetlerin aletleri ve vasıtaları olup haddi zatında kendileri murat olmayıp bunlarla gayeye ulaşılır. Semere, netice ve matlub hasıl olunca vasıta ve sebeplerden ihtiyarsız kalınır. Yani yaz yazmadan da marifet elde edilebiliyor demek. İşte Allah da ikram ediyor. Peygamber olmayanlarda ümmilik noksanlıktır. Zira bu cehalet sebebidir. Ahmaklık alametidir. İşini başkalarınınkinden farklı yapan zatı Allah-u Teala'yı tenzih eder. Şanı çok yücedir. Şerefini başkalarının noksanlığında yapmış. Hayatını başkalarının helakında yapmış. İşte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbinin yarılması, içinden siyah kan pıhtısının çıkartılması, hülkatinin yaratılışının tam olması, nefsinin kuvvetinin son derece fazla olması ve kalbinin sebatı içindir. Bunun gibileri ondan başkası için helake götürür, ölümünün tamam olup ömrünün sona ermesidir. Diğer haberleri ve sireti gidişatı hakkında rivayet edilen haberler de bu şekilde devam eder. Dünyalıktan olan elbise, yiyecek ve binekleri az kullanması, tevazusu, dünyadan soğumak ve rağbetsiz olmak için kendi işini kendinin görmesi, ev hizmetlerini kendini yapması, dünyalığın basitini ve kıymetlisini eşit tutması, dünya işleri seri olarak kaybolur ve halleri çabuk değişir. Bunların hepsi de geride zikrettiğimiz gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in faziletlerinden, eserlerinden ve şereflerindedir. Kim bunlardan bir şeyi uygun yerde zikrederse, layık şekilde maksadına uygun olarak kastederse, güzel yapmış olur. Kim bunları uygun olmayan bir şekilde zikrederse, bundan kötü kastının olduğu anlaşılırsa, evvelki zikrettiğimiz fasıllara katılır, yani ceza verilir veya öldürülme hükmü tatbik edilir. Zahirinde peygamberlerin hallerine uygun olmamayı gerektiren bir müşkil, kapalı bir mana bulunan peygamber hakkındaki rivayetler ve haberlerin durumu da aynıdır. Bunlar tevhile ve ihtimallerin tereddütlü olmasına muhtaçtır. Bunlardan haber vermek ancak sahih niyetle olarak caiz olur. Bunlardan malum ve sabit olanlar rivayet olunur. Allah-u Teala İmam Malik'e rahmet eylesin. Şu gibi teşbih, benzetme ve manası kapalı olan hadislerden bahsetmeye gerek yoktu. Şöyle demiştir. İnsanlar bu gibi şeyleri konuşmaya ne şey davet eder? O denildi ki İbn-i Acilan bunları zikrediyor. Dedi ki o fakirlerden değildir. Keşke insanlar bu hadisleri terk etmekte Malik'e muvaffakat etseydiler. Bunlardan bahsetmemek üzere ona yazmasaydılar. Ekserisinin altında bir amel, ibadet usulü yoktur. O yüzden söylenmesine gerek yoktur demek istiyorum. Muhakkak Selep'ten olan bir cemaatten hatta hepsinden şöyle naklemiştir. Selef-i Salih'in altında amel, dini bir hüküm bulunmayan söz hakkında konuşmayı gerek görürlerdi. Halbuki Nebi sallallahu bunlar Arap kelamını ve vecihlerini iyi anlayan Arap kavimlerine söylemiştir. Onlar kelamdaki tasarrufları, hakikat ve mecazını, istiaresini, belaat ve cazını iyi bilirler. Onlar hakkında bu gibi lafızlarda bir müşkül yoktur. Daha sonra yabancı fasih olmayan milletler geldi. Cehalet üzerlerine dahil oldu. Neredeyse Arapçanın açık ve sarih olanını zor anlayacaklardı. İcazındaki maksatlara işareti takip mi edemeyecek, rumuzun, beliğin ve tarizin maksadı neredeyse takip etmeyecekti. Bunların tevhillerinde zahir manalarını yorumlamada değişik mezheplere ayrıldılar. Kimisi iman etti, kimisi küfür etti. Bu gibi hadislerden doğru olmayanlarına gelince bunlardan olan Allah hakkında, peygamberler hakkında zikredilenlerden hiçbirini zikretmemek ve hakkında konuşmamak vaciptir. Namazlarını anlamak için sözde zorlama yapmamak lazımdır. Yani maksatlarını anlamak için sözde zorlama yapmamak lazımdır. En doğrusu bunları bir kenara atmak, bunlarla meşgul olmayı terk etmektir. Ancak rivayet yollarının zayıflığı ve isnatlarının sakat oluşunu bildirmesi olabilir. Alimler Bekir bin Furayk üzerine Müşkül Hadis isimli eserindeki zayıf mevzu ve aslı olmayan hadislerin veya hakkı batıyla karşılayan ehli kitaptan nakleden şeylerin yorumlarındaki tekellüflerini izah için getirdiği sözlerini inkar etmişlerdir, reddetmişlerdir. İbn-i Furayk'e bunlar terk edilmesi yeterliydi. Zayıflıklarına tembih etmesi haklarına yorum yapmaktan onu ihtiyatsız bırakırdı. Zira kendinde müşkül olan şey hakkında konuşmaktan maksat karşılığını gidermek, karışıklığını gidermek, kökünden suyu atmaktır. Bunların tek edilmesi karışıklığı tamamen ortaya çıkartır ve nefislere şifa verir, huzur verir. Bunlar yani bu gibi rivayetlerin tek edilmesini gerekir diyor.
Cenab-ı Hak inşallah böyle itiraflı konulardan bizi uzak eylesin. Çünkü herkesin anlayış seviyesi aynı değildir. Yanlış anlar, noksan anlar. Sen de onu insanların noksan anlamasını sebep olmuş olursun. O yüzden peygamberlerin şanına layık olmayan şeyleri misal olarak söylemek bile doğru değildir. Elhamdülillah Rabbil Alemin.